Cihan Gündüz, 31 yaşında, resepsiyon görevlisi. Kapı açılmayınca yedek anahtarla açtım kapıyı. İçeri girince, kadını o halde yatarken görünce hemen polise haber verdim. Odaya niye gittin? İçecek bir şeyler istemişlerdi, onları bırakmaya gitmiştim. Yalan atma lan. Yok vallahi komiserim. Oğlum bırak, numara yapma. Sen saatlik kiralamıyor musun oğlum bu odaları? Yok komiserim, bizde saatlik olmaz. Vallahi olmaz. O zaman kimlik falan istemişsindir herhalde ha? İstedim. Yani kimliklerinizi verin dedim ama çok yorgunuz, sabah hallederiz falan dediler. Salak mıyız lan biz? He? Anlamıyor muyuz oğlum? Sen millet iş tutsun diye oda kiralamıyor musun burada? Yok komiserim, vallahi değil. Yeter artık ama ha. Benim de sabrımı taşırdın. Bana bak, otel hakkında yasal işlem yapılsın. Emredersiniz başkomiserim. Kadınla gelen adamı hatırlıyor musun? 30-35 yaşlarında, esmer, atletik vücutlu bir adamdı. Kıyafetini tarif edebilir misin? Siyah, lacivert, yani koyu renk bir gömlek vardı üzerinde. Kot pantolon giymişti. Bir de şapka vardı kafasında. Otelden çıkarken gördün mü adamı? Hayır, görmedim komiserim. Milyonların yaşadığı her büyük kentte olduğu gibi cinselliğin satın alınabildiği arka sokaklardan birinde yine her büyük kent polisinin alışık olduğu bir manzara. Yarı karanlık bir otel odasında yarı çıplak bir kadın, bir seks işçisi. Bazı şeyleri kabullenerek girdiği bu yerden ceset torbasında çıkacağını akıl edemediği muhakkak. Koli bandı ve kelepçeler pazarlığın bir parçası mıydı? Bedenindeki darbeler de onun izi mi? Yoksa önceden mi kalma? Saldırgan olayların ne kadarını planlamıştı, ne kadarı aniden gelişti? Kadın özel olarak aranarak bulunan bir hedef miydi? Yoksa rastlantı eseri ele geçen bir av mı? Bu izlerin bazıları sanki daha önce olmuş gibi duruyor. Doğru Orhan. Daha önce de değişik zamanlarda oluştuğunu tespit ettiğimiz çeşitli morluklar var vücudunda. Tecavüze uğramış mı? Hayır. Tecavüz belirtisi yok. Ancak feci şekilde dövülmüş. Peki nasıl öldürmüş? Boğarak. Kadının üzerinde adama ait DNA tespit edebildik mi? Maalesef hiçbir şey bulamadık. Nasıl yani? Kıl, tüy, sperm, ter, hiçbir şey yok mu yani? Üzgünüm ama yok. Ya midesinde? Ne kastettiğini anladım Orhan. Midesini de kontrol ettik. Ancak bizi katile götürecek hiçbir şey çıkmadı. Ölüm saati için bir şey söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 6 ila 8 saat önce. Yani 2 ile 4 arasında. Yani biz olay yerine gittiğimizde saat 2 idi. Demek ki katili kıl payı kaçırmışız. Selim, arkadaşlara söyle saat 1 ile 2 arasındaki mobese kayıtlarını incelesinler. Tamam.